Çık ulan gözlerini kızın üstünden. Pişman etme beni canımı bağışladığıma. Bin tane şahit var. Bir sakin ol. Tahir. Tahir, bana bak. Sakin. Ölüyorum ama bir ifadeni alsak. Sen de bekleme buralarda. Haydi. Abi. Hakonsu. Nefesi eve götür. Haydi. Haydi. Günaydın Saniye Hanım. Oğlunuzu ziyarete mi geldiniz? Öyle. Sayende. Ben suçsuzum. Oğlunuz beni öldürmeye kalktı. Avukatımın söylediğine göre en az 7 yıl yermiş. 7 yıl mı? Evet. Tabii ben şikayetimi geri almazsam. Al şikayetini geri. Bir ananın ahını alma. Teyzeciğim, isterseniz bu konuyu baş başa rahat bir yere gidip konuşalım. Belki beni ikna edebilirsiniz. Bakarsınız, başka bir formül buluruz. Lütfen Saniye Hanım. Necip. Siz avukat hanımla otele gidip orada bekleyin bizi. Eşancığım, buyurun Saniye Hanım. Ne yapıyorsun? Saniye Hanım teyzeme bir çay ısmarlayacağım. Gelmek istemez misin? Ay, kaçırır mıyım? İyi misiniz? Dönelim mi? Doktora götürelim mi sizi? Benim dermanım doktor da değil. Evladım mapusta. Topraklarımda kahpelik kol geziyor. Hepiniz defolup gitmedikçe şifa bulmam ben. Hava güzel, dışarıda oturalım. Çay.
Tahir'in içeride olması büyük haksızlık, farkındayım. Oğlunuzu düşünüyordunuz. İşte ben de her oğlumu düşündüğümde aynen sizin gibi oluyorum. Senin oğlun betona alışıktır. Benim oğlum ha bu dağlarda büyüdü. Çay kesmeye giderdim. Kofulların arasında emeklerdi. Fındığa giderdik, daha yürümeden fındık dallarına tırmanırdı. Sisli dağlarda, püsli denizlerde gezerdi. Ama sen geldin, onun topraklarında onu bir beton kutuya koydun. Kendin buradasın. Ben de kendi evimde, kendi memleketimde olmak istemez miyim sanıyorsunuz Saniye Hanım? Bir düşünün. Benim başıma gelen Mustafa'nın da başına gelseydi. Bir adam Mustafa'nın karısını ve çocuğunu kaçırsaydı, onları alıkoysaydı, oğlunuz ne yapardı acaba? Vururdu. Ama benim oğlum senin garını alıkoymadı. Garın üstünden gitme oğlumun. Büyü yaptı ona. Biliyoruz. Nefes yalanlarıyla kandırdı oğlunuzu. Yoksa Tahir bir adamın karısına yan gözle bakacak bir adam değil. Ebedi değil. Benim oğlum şerefi için yaşar. Eminiz. Ama maalesef Nefes'in o kadar tehlikeli oyunları var ki. Saniye Hanım.